depremden çok etkilenmiş, korkan insanlar var. Ailem çok tedirgin mesela bu durumda. Ama şey yapıyorlar, arıyorlar. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz anne dedi. Korkuyor musun dedi. Biz alıştık dedim ya. Biz gönlümüzü verdik. Onlar neredeler? Beşir'deler. Beşir'deler. Aynen. Bir şey soracağım ya. Buraya geldiğinden beri doğum gününü burada geçiren oldu mu? Ya ben burada ne zaman senin doğum günün? 8 Şubat'ta. Bugün mü? Dün. Bugün mü? Bugün doğum günü mü? İsmin ne? Yunus Emre. Yunus Emre'ye böyle hep beraber iyi ki doğdun Yunus Emre diyelim. İyi ki doğdun Yunus Emre. Merhaba herkese. Hatay'daki Expo depo merkezindeyiz. Burada 30'a yakın STK afet platformu altında bir araya geldi. Yani tam başladığı 6 Şubat'tan beri yaklaşık 900 tane gönüllü buraya geldi gitti. Şu anda 350'ye yakın gönüllü var ve bunların yaklaşık 200 tanesi toplum gönüllüsü. Şuna çok dikkat ediyoruz. Yani gönüllülerin burada belli bir günde kalmasına, yani 4 ile 6 gün arasında kalıp sonradan şehirlerine dönmelerine, dinlenip diğer gönüllülerin gelmesine çok dikkat ediyoruz. Çünkü burada en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi gönüllülerimizin kendilerini de koruyabilmeleri. Çok hüzünlü bir ortam. Ama bir yandan da yardım etmenin, iyiliği saçmanın bir enerjisi var. Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün gönüllülere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu çok büyük bir özveri. Bu acının içinde bu yaptıkları çok özel bir şey. Ve bütün aslında STK, sivil topluma ve tabii ki toplum gönüllülerine bu şekilde organize olabilmek, bütün bunları planlamasının tasnifini, kaydını tutabilmek gerçekten çok özel. Herkese çok teşekkürler. Hep birlikte iyileşeceğiz. Aynen, sahne burada. Uyuyan arkadaşlar var sahnede. Evet, onu görmüştük ya. Yukarıda da var bir yandan. Aynen, yukarıda falan da kurdular. Yavaş yavaş böyle bu tarafa taşımaya çalışıyoruz. Merhabalar herkese, ben Zilan. Antalya'da Akdeniz Toplum Gönüllülerinde gönüllüyüm. Aslında bence burada çok dayanışma diyebilirim. Ve fedakarlık da diyebilirim. Burada arkadaşlarımız belki de çoğu normal hayatlarında çok daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Buradaki zorlu koşulları kabul ederek geliyorlar aslında. Çoğu zaman hijyen ihtiyacımız oluyor, kendi ihtiyacımız oluyor. Bunları göz ardı ediyoruz ve burada Hatay'da ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak önceliğimiz oluyor. Buradaki gençlerin inanılmaz bir özveriyle çalıştığını söyleyebilirim. Yakınlarını kaybetmiş pek çok arkadaşımız var ve burada aslında birbirimizden güç alıyoruz. Ben kendim de çok kayıp yaşadım ama bu kayıplarımız nasıl telafi edebiliriz? Buradaki insanlara nasıl yardım edebiliriz? Hep beraber çalışıyoruz. Hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya birlikte güçlüyüz biz aslında. Bizim işimiz bu ve hep birlikte halledebiliriz bir şeyleri. Merhaba, ben mezun toplum gönüllüsü Elif. Toplum Gönüllü Vakfı olarak depremin 3. günü itibariyle afet platformuyla birlikte Hatay Expo Depo'dayız. Günlük 15 saat çalışıyoruz ortalama. Alanda şu an tahminime göre 800'den fazla gönüllü var. Bu sadece farklı şehirlerden gelen gönüllülerin sayısı. Bunun dışında işte jandarma, polis kuvvetleri, aynı şekilde işte gönüllü araçlar için bize destekte bulunan farklı kişilerle birlikte koordineli çalışıyoruz burada. Merhaba, İsmim Halil. Galatasaray TOG ile buraya geldim. Burada ilk günden itibaren Hatay Expo'da depo organizasyonunun sistemini sürdürülebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. İlk günden beri burada istasyonlar oluşturduk. Farklı istasyonlarda dağıtıma en uygun, elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Depremzedelerin ihtiyacının hızlı bir şekilde giderilmesi için çocuk kıyafetlerinin olduğu istasyon ayrı, onun şefliği ayrı ve o ekip içerisindeki gönüllüler ayrıca kendi işlerine koordine oluyorlar. Aynı şekilde kadın kıyafet, erkek kıyafet, atkı, bere, eldiven kıyafet istasyonu, gıda istasyonu, hijyen istasyonu,
Ve ayrıca tasdik istasyonu gibi ayrı ayrı istasyonlar bulunmakta. Bu istasyonların kendi içerisinde sağladığı verimlilik, dağıtım verimliliğini her geçen gün arttırmakta. Merhaba, ben Dozan. Ben burada tedarik koordinasyonu yapmaktayım. WhatsApp'tan gruplarımız var, Twitter'dan, Instagram'dan gelen bilgiler var, ilanlar var, şuraya yardım gerekiyor diye. Biz öncelikle bunların teyitli olmasına çok dikkat ediyoruz. Ki ihtiyaç listesi gerçekten ihtiyacı olanlara gitsin diye. İhtiyaç sahibini aradıktan sonra neye ihtiyacı varsa onları burada arkadaşlarımızla depoda ayarlayıp, burada gönüllü kuryelerimiz var, onlarla beraber ihtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Gönderdikten sonra bizde hem gönüllü kuryenin telefon numarası var, hem de ihtiyaç sahibinin. Hem gönüllü kuryeyi teslim ettiğine dair bilgi alıyoruz. Daha sonra da ihtiyaç sahibini arayıp gerçekten ürünleriniz geldi mi, istediğiniz paketlemeler geldi mi diye teyit ettiriyoruz. Merhaba, ben Enes Tezcan. Yaklaşık 11 yıldır toplum gönüllüsüyüm. Bugün burada Hatay'da gerek lojistik depo hizmetleri kapsamında, gerek ise çeşitli hastanelerin sağlık hizmetlerine başlayabilmesi açısından onlara çeşitli hizmetler sağlamaktayız. Gönüllü ekibimizle birlikte. Burada kocaman bir ekibiz. Türkiye'nin dört bir yanından ve hatta dünyanın dört bir yanından toplum gönüllüsü gençlerle burada bir fayda üretmeye çalışıyoruz. İyiliği yaymaya çalışıyoruz. Merhaba, ben Mehmet. Mezun toplum gönüllüsüyüz. Şu an Antakya'dayız ve burada oturarak yapabileceğim bilgisayar veri tabanını, gönüllü veri tabanını oluşturmaya çalışıyorum. Burada toplumsal fayda üretmek için bütün gençler sahada. Antakya'dan merhaba. Toplum Gönülleri Vakfı'ndan Ali Sinan ben. Saha çalışmaları için Antakya'ya geldik ve şu an çalışmaları yürütüyoruz. Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm toplum gönüllüsü arkadaşlarımız buraya gelmekle alakalı birçok talepte bulundular ve bununla ilgili hızlıca organize olmaya başladık. Bir yandan da en yakın bölgedeki arkadaşlarımız, hatta Antakya bölgesindeki arkadaşlarımız burada organize olup bir çalışma yürütmeye başladılar. Bu çalışmalara ilk başta bu çadırla başladık. Bu çadırımız ilk çadırımızda ve şu anda aslında sadece bu çadırla başlayan, 25 kişi konaklama kapasitesiyle başlayan çalışmaları kocaman 300 kişilik bir ekibin kalabileceği bir ortama dönüştü. Yani aslında buradaki çalışmaları yürütmek için kocaman bir ekip olduk. Hep beraber çalıştık. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa kalabileceğimiz, birlikte çalışabileceğimiz ortamı biz yarattık. Toplum gönülleri olarak biz şu anda Antakya ekibi olarak buradayız. Ama sadece burada değiliz. Aynı zamanda Maraş, Pazarcık'ta, Adıyaman'da, Gaziantep'te de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep beraber kocaman bir ekip olarak, düzenli olarak günlük raporlamalarımızı yapıp yaptığımız işlerle alakalı hem bize destek olan insanlara hem de buradaki durumu merak eden insanlara bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar sadece bugün için değil, önümüzdeki bir sene için sürekli olarak ihtiyaç halinde. Yani depo çalışması olmayabilir bu ama buradaki insanların gerçekten her türlü, her koşulda ihtiyacı olacak şeyler var. Bununla alakalı gönüllülük çok önemli bizim için. Gönüllülük içinde Toplum Gönülleri Vakfı'yla beraber yaptığımız çalışmalara dahil olabilirsiniz. Merhaba, ben Cumhuriyet Üniversitesi Toplum Gönüllerinden Hasan Aydın. Burada çadır kurma şefiyim. Bu gördüğümüz alanda gönüllü arkadaşlarımız için, gönüllü arkadaşlarımızın daha rahat, daha sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için çadırlar kurup bunların elektrik ve ısıtıcı sistemlerini çekmeye çalışıyorum. Şu an gördüğünüz gibi arka tarafta zaten birçok çadırımız kuruldu, bu tarafta da çok fazla çadırlarımız kuruluyor. Burada aslında bulmamızın en büyük amacı da burada ilerleyen zamanlarda buranın altyapısını biz düzenliyoruz. İlerleyen zamanlarda burası çadır kent ve konteyner kent olacak. Konteyner kentte Hatay'daki AFS'lilerimiz ve çadır kent de aynı şekilde onların kalabileceği ve rahat bir zamanda evlerine geçebileceği kadar gelebilecekleri bir rahat bir ortam olsun. En azından o vakte kadar kalabilecekleri bir yer olsun diye uğraşıyoruz. Merhabalar, Dilan ben. Adıyaman'dayız. Burada afet gönüllüsü olarak çalışıyoruz. Koordine bir şekilde hepimizin yaptığımız görevlerimiz var. Grup olarak her gün toplanıp bunlara karar veriyoruz ve bunları süreç içinde yapıp elimizden geldiğince düzenlemeye çalışıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Adıyaman'da durum çok kötü. Şehir yerle bir oldu. Yani bunun için Adıyaman'ın toparlanması zor olacak. Ama biz elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Sokaktalar, üşüyorlar. Çadırları yok.
gıdaları yok, yıkanamıyorlar, hijyen ürünleri yok, çok fazla eksiğimiz var. Lütfen bize destek olun. Sizin bir küçük bir desteğiniz bile bir ailenin o gece sıcak uyumasına sebep olabilir. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Belki ölen canlılarımızı geriye getiremeyiz. Ama yaşayan insanlarımızı daha iyi şartlarda, daha iyi standartlarda yaşamasına sebep olabilirsiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben sizi gördüm, daha iyi oldum. Biz de sizleri. Helal olsun size ya. Evet. Ne güzel bir grup bu böyle. İyi ki varsınız, hakikaten. Yok canım, o sizin kocaman kalbiniz sayesinde bence. Bugün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeyiz. Bir depoda toplum gönüllüleriyle birlikte çalışıyoruz. Şu anda 30 toplum gönüllüsüyle beraberiz ama depremin 3. gününden itibaren gönüllülerimiz buraya gelmeye başladı. Bizimle birlikte depremzedelere destek olmak için ürünler gönderen, gönüllü olarak buraya gelen herkese çok teşekkür ederiz. Uzun bir süreç, belki aylar, yıllar alacak bölgenin yeniden toparlanması, yeniden hayata tutunması. Ama biz asla onları yalnız bırakmayacağız. Hep yanlarında olacağız. Halkın, burada yaşayan insanların yeniden kendi evlerinde, kendi şehirlerinde, kasabalarında, ilçelerinde yaşamlarına en iyi şekilde başlayabilmeleri için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Gençler sayesinde yapıyoruz bunu. Onların müthiş enerjisi, kocaman kalpleri sayesinde oluyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı zaten gençlerle birlikte ayakta duruyor. Var güçleriyle çalışıyorlar. Bize de büyük bir destek veriyorlar. Buradaki halka büyük bir destek veriyorlar. İyi ki varlar, iyi ki varsınız gerçekten. Türkiye'nin her yerinden geldiler. Burada gelen ürünleri tek tek tasnif ediyorlar, gruplandırıyorlar ve ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerçekten gece gündüz çalışıyorlar. Hava çok soğukmuş geçen hafta. Bu hafta biraz daha iyi ama geceleri çok soğuk oluyor. Buna rağmen hiç yılmıyorlar. Şu çağrıyı yapmak istiyorum. Çok gönüllü başvurdu bu bölgede çalışmak için. Yeni gönüllülere çok yakın zamanda ihtiyacımız olacak. Bu uzun bir süreç. Yeniden çağrılar yapacağız. Ne olur gelin, burada bizimle birlikte çalışın. Sizlere çok ihtiyacımız var. Yakın zamanda bölgedeki halkın sosyal ve psikolojik desteği için de çalışmalara başlayacağız. O zaman da desteklerinize çok ihtiyacımız olacak. Ben Yağmur, 5 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yapıyorum ve 7 gündür de aslında Maraş'ta, Pazarcık'ta görmüş olduğunuz depoda gönüllü olarak burada bulunuyorum. Ben burada kendimi keşfettim. Aynı zamanda gerçekten ailem diyebileceğim kadar yakın olduğum insanlarla tanıştım. Çünkü biz burada ortak bir amaç için birleşiyoruz. Şu an mesela biz burada gerçekten afet alanında herkese destek olabilmek için bir dayanışmayla birleştik. Ve burada edindiğim arkadaşlıklar benim ömür boyu yanımda olacaklar. Toplum gönüllüsü olmak beni gerçekten değiştirdi, güçlendirdi ve kendimi bulmamı sağladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Toplum Gönüllülerinden Gökalp ben. Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak Kahramanmaraş Pazarcık'ta ilk günden beri buradayız. Gelen yardım malzemeleri ilk olarak buradaki depolara indiriliyor. Ondan sonrasında da gönüllülerimizle birlikte buradaki yardım malzemelerinin tasdif işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu anda depomuzda tasdif işlemleri gerçekleştirdikten sonra karşıdaki depomuzda da muhtarların veya belediyelerin bize bildirdiği ihtiyaç listelerine göre yardım kolilerini hazırlayıp bu malzemelere ilgili kişilere yönlendiriyoruz. Şu ana kadar bu depolara hem yurt içinden hem yurt dışından birçok yardım malzemesi ulaştı. Biz de toplum gönüllüleri olarak bu yardımların gerekli yerlere ulaşmasında yardımcı olduk. Bu noktada biz toplum gönüllüleri olarak bu yardım çalışmalarının devamlılığını sağlanmasını istiyoruz.
Bunun için de tüm vatandaşların aynı şekilde bu yardımlara devam etmesini istiyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben toplum gönüllüsü İrem. Şu an Kahramanmaraş Pazarcık deposundayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu yardımların insanlara güvenli ve doğru bir şekilde dağıtılmasına da destek sağlıyoruz. Abi sizin semaverimiz şey varmış galiba. Lütfen bir temasını kurmayalım kafanda o açıkça. Bizimden ben yaparım eğer bulursan semaveri. Abi şunları bir çıkarabilir miyiz ya? Aynen gençler. Şu şeyi bulsan ya. Varil sobasını. Arada Metin abi ikna edeceğim birazdan. Merhaba, ben toplum gönüllüsü Ömer. Maraş Pazarcık'ta AFAD'ın ve kaymakamlığın deposunu burada koordine ediyoruz. Burada yapmış olduğumuz iş insanlara yardım etmekten ziyade bir sorumluluk. Biz bu sorumlulukla yola çıkıyoruz. Burada bazı insanlar var. Onlara destek vermemiz gerekiyor. Ve biz bunun sorumluluğunu Toplum Gönülleri Vakfı olarak 20 yıldır Türkiye'de alıyoruz. Bingöl depreminde de, Van depreminde de, İzmir depreminde de, orman yangınlarında da, olan sel felaketlerinde de biz hemen sahada örgütlenip afet platformu ile beraber birçok STK'nın bir arada bulunduğu bir yapıyla sahaya çıkıp örgütlenip buradan hem görevlerimizi yapıyoruz hem de görevli kurumlara, ilgili kurumlara yardımcı oluyoruz. Sahaya çıkmak, burada olmak gerçekten çok iyi bir duygu. Toplum gönüllüsü olmak zaten bizler için çok değerli. Biz buradan dönerken bazı telefonlar alıyoruz. Hem buradaki gönüllülerden hem de burada kamu kurumlarda çalışan ekip arkadaşlarımızdan. Onlardan her zaman şu geri dönüşü alıyoruz. İyi ki buradaydınız, iyi ki geldiniz cümlesini duyuyoruz ve o cümledeki iyi ki bence toplum gönüllüsü olmak, topluma yarar sağlamak. Bugün buradan tekrardan hepimiz çıkıp şehirlerimize döneceğiz ve bir daha bize ihtiyaç olduğunda bir daha burada olacağız. Bu iyi kileri arttırmaya çalışacağız. Bugün burada yaklaşık olarak 40 gönüllü destek veriyoruz ekiplere. Ekiplerimiz değişiyor. Maraş'a yaklaşık olarak 150 insan geldi bugüne kadar. Yaklaşık olarak bir hafta kalıp gönülleri değiştirmeye çalışıyoruz. Destek vermek isteyenler yine vakfın sitesi üzerinden, Instagram sayfasından bize ulaşabilirler. Burada formlar var. Formları doldurduğumuzda farklı şehirlerden gönüllü arkadaşlarımızı buraya getiriyoruz. Son olarak söylemek istediğim şey, biz bu afette birçok gönüllü arkadaşımızı kaybettik. Ailelerimizi kaybettik. Onların ailelerini kaybettik. Ulaşabildiğimiz kişilere ulaşmaya çalıştık. Ulaşamadığımız kişilere de bugünden sonra toplum gönüllüsü olan veya olmayan herkese ulaşmaya çalışacağız. Ve bundan önceki bütün afetlerde beraber çalıştığım dostum, arkadaşım, afet koordinasyon ekibinde bulunan, geceleri sabaha kadar telefonla gönüllü aradığımız Tuna'yı hiç unutmayacağımızı söylemek istiyorum. Diğer hiçbir arkadaşımızı hiç unutmayacağız. Hepsi için burada olmaya devam edeceğiz.